Hayatını Kadir Doğulu'yla birleştiren Neslihan Atagül balayından geldi, soluğu sette aldı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Neslihan Atagül güzelliğiyle göz kamaştırırken hem çok konuşulan düğünün perde arkasını hem de güzellik sırlarını anlattı. Neslihan Atagül düğünden sonra ilk kez ortaya çıktı. Çiçeği burnunda gelin ilk planını açıkladı. Elimden geldiğince yapacağım. Neslihan Atagül, Esma Sultan Yalısı'nda bir kozmetik firmasının yüzü olarak kameralar karşısına geçti. Siyah yüksek topuklu ayakkabıları, siyah elbisesi ve dalgalı saçlarıyla çok hoş olmuştu. Hayatımda bir sürü güzellik ve başarılar oldu. Neslihan Atagül lens takarak imajında da ufak bir değişikliğe gitmişti. Bu arada eşi Kadir Doğulu'yla düğünlerindeki salona girişleri ve enerjik halleri hala hafızalarda. Kısa bir balayı tatilinden sonra artık iş vakti. Uzun saçı çok seven Neslihan Atagül, gülü seven dikenine katlanır hesabı çok çekmiş uzun saçlarından. Bilirsiniz yani ve ben uzun saç çok sevdiğim için aramızda da neredeyse herkes uzun saçlı. Anlarlar muhtemelen benim ne demek istediğimi. Sürekli kırılıyor, yıpranıyor, zayıflıyor saçlarım ve her ay maalesef kestirmek durumunda kalıyordum. Artık büyük çaba harcayarak saçlarını daha uzatacakmış. Her gün saçlarım ve cildim yoğun işlem gördüğü için elimden geldiğince saçlarımı temiz bakmak ve dediğim gibi bakımlarımı, yağlarımı ve kremlerimi aksatmamak. Cildim de aynı şekilde, onun da gayet. Kadınların depresyondayken saçlarıyla oynamasınınsa benimle ilgisi yok diyor Atagül. Ama benim öyle bir durum yok. Ben zaten hani uzun saç çok sevdiğim için ve saçlarımda hiç boya olmadı, hiçbir zaman da boyatmadım. O yüzden hani öyle bir durum da olmadı. Kestirmek durumunda kaldığım için kestirdim ben. Bu arada sadece saça, makyaja zaman ayırmıyormuş güzel oyuncu. Kör yapıyorum. Yok. Yani aslında çok öyle değilim. Ne istersem yiyorum ama tabii ki bol su içiyorum ve iyi uyumaya çalışıyorum. Ve spor yapıyorum aynı zamanda, haftada 3 gün falan. 20 Ağustos'ta 24. yaş gününü kutlayacak Neslihan Atagül. Hayatım ve işin hakkını vermeye çalışan biriyim. 23 sene de öyle geçti diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğünde ise çok eğlendiklerini yineledi. Evet, çok eğlendim. Yani kim kendi düğününde eğlenmez ki?